Внимание, внимание. Внимание, внимание. Внимание, внимание. Уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной... 26 Nisan 1986 yılında o dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna'nın başkenti Kiev'in 130 kilometre kuzeyindeki Çernobil kenti, insanlık tarihinin en korkunç çevre felaketlerinden birine sahne oldu. Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil nükleer santralinin 4. reaktöründe yaşanan patlama sonucu çevreye, 1945 yılında Hiroşima'ya atılan atom bombasının 50 katına eşit miktarda radyasyon yayılmıştır. Patlamanın ardından radyoaktif madde yüklü bulutlar, Türkiye dahil birçok ülkeyi etkiledi. Çernobil nükleer faciası, araştırmalarına göre yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu. Facianın etkileri nedeniyle yüz binlerce çocuk sakat dünyaya geldi, kanser vakalarının arttığı iddia edildi. O dönem Sovyetler Birliği'ne bağlı olan Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nde Çernobil nükleer santralinin inşasına 1970 yılında başlandı. Santralde çalışan personeller ve aileleri için 3 kilometre mesafede Pripyat şehri kuruldu. Santralin ilk reaktör ünitesi 1977 yılında faaliyete girdi. Daha sonra 3 güç ünitesinin daha tamamlanmasıyla yıllık enerji üretimi 29 milyar kilowatt saate ulaştı. Çernobil nükleer santralinin her biri 1000 megawatt gücünde 12 reaktörle dünyanın en büyük nükleer enerji santrali haline getirilmesi planlanıyordu. Patlamadan önce 4 reaktörle çalışan santralde, 2 reaktörde inşa halindeydi. Kazaya uğrayan 4. ünite 3 senedir faaliyetteydi. İnsanlık tarihinin en büyük nükleer faciasının asıl nedenleri konusunda bugün de tartışmalar sürüyor. Sovyetler Birliği'nde o dönem kazanın sebeplerini araştırmak için kurulan devlet komisyonu, santral personelini ve yönetimini kazanın baş sorumlusu ilan etti. Максим Кремин, проживающий в Припяти, в субботу, 26 апреля 1986. Когда я выходил из дома, я наткнулся на знакомого, работающего за коммутатором. Он сказал, что обрушилась крыша 4-го реактора. Я был шокирован. Когда мы с сыном добрались до гаража, я увидел, что из 4-го квартала поднимается дым. Когда я поднялся на крышу гаража, мне попалась ужасная картина. Крышка реактора поднималась на широкий угол и навешивалась на трубопроводы. Nükleer faciadan bir süre sonra, Pripyat şehrinde ve Çernobil nükleer santralinin çevresindeki 10 kilometrelik alanda yaşayanlar tahliye edildi. Kazanın yol açtığı yangın 10 gün sürdü. Patlamanın etkisiyle çevreye yaklaşık 380 milyon radyoaktif radyasyon yayıldı. Yayılan bu radyasyonun %70'i Belarus, Ukrayna ve Rusya topraklarında yer alan 200 bin kilometre karelik bir alana yayıldı. Kaza sonrası radyoaktif madde yüklü bulutlar ise Avrupa'da birçok ülkeye yayılmaya başladı. Nükleer felaket gerçekleştiğinde, ilk anda santralde görevli olan 31 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak kazanın asıl yıkıcı etkileri daha sonra ortaya çıktı. Çernobil faciasında yaklaşık 200 bin kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak ölümüne sebep oldu. Kazanın etkileri nedeniyle Ukrayna'da 1,9 milyon, Belarus, Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinde toplam 8,4 milyon kişi radyasyona maruz kaldı. 1986 yılında Çernobil nükleer santralindeki patlamadan bu yana yaklaşık 4000 kilometre karelik bir alan terk edilmiş durumda. Günümüzde ise patlamadan sonra yasak bölge olarak ilan edilen alanlar, Ukrayna ve Belarus topraklarını kapsıyor. Santralin yakınlarındaki Pripyat kenti ise hayalet şehre dönüşmüş durumda. Radyoaktif kirliliğin bulunduğu bölgede tarım yasak ve yeni yapılaşmaya izin verilmiyor. Yasak bölgeye 30 kilometre mesafede polis kontrol noktaları bulunuyor.
Ancak buna rağmen şehir bugüne kadar birçok kez soygun ve yağmalama eylemlerine sahne olmuştur. Çernobil nükleer santralinin işleyen son reaktörü 15 Aralık 2000 yılında kapatılmıştır. Nükleer facianın yaşandığı reaktörün enkazı, radyoaktif sızıntıyı engellemek için 2016 yılında dev bir çelik kalkanla örtüldü. Günümüzde devre dışı olan Çernobil nükleer santralinde, nükleer tesislerin ve radyoaktif atıkların güvenliğinden, çevre denetiminden ve bilimsel çalışmalardan sorumlu devlet işletmesi faaliyet yürütüyor. Birleşmiş Milletler'e göre, felaket 3 milyondan fazla insanı etkiledi ve neredeyse 50 bin kilometrekarelik alanın radyoaktif maddeye maruz kalmasına yol açtı. O zamandan beri bu kişilerden 19'u daha hayatını kaybetti. Çernobil nükleer santralinde yaşanan patlamanın üzerinden 35 yıl geçse de etkileri nesiller boyunca sürmeye devam edecek.